Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Miktar geçiş, artan madde ve yüzde verim problemleri yapacağız arkadaşlar. Yani aslında kimyasal hesaplamalar bölümünün ilk aşamasını bugün dersimize tamamlamış olacağız arkadaşlar. İlk ünitemize hala devam ediyoruz. Biliyorsunuz kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamaları ünitesindeydik. Onun artık sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şöyle bir program üzerinden gidelim. Hemen zaten ayın ilk dersiyle burada karşınızdayız arkadaşlar. Ardından da gördüğünüz gibi dolu dolu güzel bir program bizi bekliyor olacak. İlerleyen günlerimizde safsızlık, karışım ve formül bulma problemleriyle birlikte bu üniteyi tamamlamış olacağız. Hemen bu ay içerisinde tabii ki güzel bir tatil, ara tatilde dinlenme fırsatı da bizi bekliyor olacak. Programı iyi takip ediyoruz. Hiçbir dersi kaçırmıyoruz arkadaşlar. Çok önemli olacak bizim için burası. O yüzden kanala hala da abone olmayan varsa... ...bir an önce abone olsun diyoruz. Haydi geçelim bakalım içeriğimizde neler varmış. Zaten aslında e, videonun adıyla da özdeşleşiyor. Öncelikle tepkimeli miktar geçiş problemlerini çözeceğiz. Nasıl yapacağız bu işlemleri onun üzerine değineceğiz. Aslında burası bütün bir konunun temelini oluşturacak. Burada öğrendiğimiz yöntemlerle birlikte... Artan madde problemlerine geçeceğiz. Bir diğer adımında da yüzde verim problemleri. Yani aslında farklı farklı soru tiplerini nasıl çözüme kavuştururuz bununla ilgili yöntemler üzerine konuşuyor olacağız. Peki bu dersi tamamladığımız zaman biz neler kazanmış olacağız, neler öğrenmiş olacağız arkadaşlar? Tepkimelerde, fiziksel veya kimyasal bütün tepkimelerde o kat sayıların madde miktar ilişkilerini öğrenmiş olacağız aslında. Yani mol sayısıyla daha doğrusu miktarlar arasındaki ilişkiyi gözlemleyeceğiz. Kimyasal tepkimelerin denklemleri üzerinden ve sonrasında da tabii ki ödevimiz bizi bekliyor olacak. Temel kaynağımız sıfırdan ona kimya kitabı arkadaşlar. Burada 52-56 sayfa aralığını çözmenizi bekliyor olacağım. Biliyorum neredeyse hepiniz kitabı sahipsiniz sahip olmayanlar bir an önce edinirse büyük faydasını görecekler bu kitapta neler var şöyle hızlıca bir tanımlayan arkadaşlar ilk sayfada bize bir konu anlatımı veriyor soruları nasıl çözeceğimiz aslında burada anlatıyor burada anlattığı bilgilerle birlikte bir sayfa dolusu soru bizi bekliyor olacak tamamen bununla alakalı soruları çözüyor olacağız ardından artık madde problemleri ve tabii ki yüzde verim problemleri konularıyla devam ediyor olacak sorularımızı güzelce çözeceğiz bir sonraki derse geçmeden önce tabii ki ikinci ödevimiz yani Dinamo kimya kitabı karşımıza çıkacak. Burada da tesla 22 ve 26 aralığı bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Burada neler var peki? Ee, neler bizi bekliyor? Çözmemiz gereken şeyler nasıl olacak? Burada arkadaşlar her sayfada bize şöyle gördüğünüz gibi bir tane çözümlü örnek verecek. Bu çözümlü örnekle yine aslında e, soruları nasıl çözeceğimizi yöntemi bize gösteriyor, öğretiyor olacak. Ve burada öğrettiği yöntemi aşağıdaki sorularda bizim sınamamız için e, bekliyor olacak. Her sayfada bu şekilde devam edecek. Ardından da arkadaşlar e, tabii ki çözemediğimiz sorular için kare kodlar bizi bekliyor olacak. Her iki kitabımızda da mevcut video çözümleriyle e, eksik noktalarımızı tamamlama şansına sahip olacağız. O zaman haydi artık dalalım bakalım. İlk olarak dedik ki tepkimeli miktar geçiş problemlerini nasıl çözeceğiz onun üzerine bir odaklanalım bakalım. Arkadaşlar miktar deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki kimyada miktar deyince ilki olarak mol sayısından bahsetmemiz gerekiyor. Bize taneciklerin aslında kaç tane olduğunu, miktarlarını belirten ifade mol sayısıydı. Burada arkadaşlar bize soru direkt mol cinsinden bir miktar ifadesi verebilir. Onu hemen alır kullanırız ama bazı sorularda şunu göreceğiz. Bize tanecik sayısı verecek, kütle verecek, hacim verecek. Bak bu büyüklüklerin hepsi aslında miktar ifade ediyor. Dolayısıyla da hemen önceki derslerimizde ne öğrenmiştik? Biz bu miktarlardan mol sayısına, mol kavramına nasıl geçiş yapacağımızı öğrenmiştik. Şimdi o bilgileri alıp tekrardan kullanma zamanı geldi. Soru bize hangi türden verirse versin miktarı bizim yapacağımız onu mol sayısına çevirmek. Atıyorum dedik işte 16 gram metan. Hemen diyeceksin ki bu bir moldur o zaman ben mol sayısıyla işlem yapmalıyım. Ya da hacim verdi. Normal şartlar altındaki hacminden daha önce öğrendiğimiz gibi mol sayısına nasıl gideceğimiz biliyorduk. Bu mol sayısına çevireceğiz arkadaşlar. Bak ilk yapacağımız işlem hep bu olacak. Ardından tepkimenin denklemini karşımıza alacağız ve Burada kat bizim için çok önemli olacak. O yüzden denklemin denk olduğundan emin olun. Her bir soruda denkleştirme işlemlerini tamamlamamız önemli olacak. Ardından bu katsayılarla bizim bulduğumuz o mol sayılar vardı ya. Onları böyle kıyaslayacağız. Yani daha doğrusu orantılayacağız. Atıyorum kat sayısı 1 olan maddeden 1 mol harcandıysa kat sayısı 3 olan maddeden 3 mol harcanmıştır şeklinde orantı kurarak gidiyor olacağız. Ardından da arkadaşlar diyeceğiz ki. Ee, bize soru hangi miktardan istiyorsa o molü alacağız miktara geri çevireceğiz. Atıyorum kütle sorduysa ve biz bir mol suyun oluştuğunu fark ettiysek hemen diyeceğiz ki bir mol 18 gramdır demek cevabımız 18 olmalıdır şeklinde yeniden miktara geçiş yapıp cevabımızı işaretleyeceğiz. Hemen şöyle sorular üzerinden bence çok daha iyi anlayabiliriz örnekler üzerinden gidelim. Şimdi sorumuz bize demiş ki 0.2 mol metan gazının yanma tepkimesi ile ilgili soruları cevaplayınız. Bak soruları hiç okumaya bile gerek yok her türlü yapacağımız yöntem işlem aynı olacak. Diyeceğiz ki eğer metanın yanma tepkimesinden bahsediyorsak biz bu tepkimeyi bir yazalım. Kat sayıları belirleyelim. Onun üzerinde işlemler yapacağız çünkü. Metanın yanma tepkimesi dediğine göre CH4'ü O2 ile tepkimeye sokacağız. Biliyorduk ki Organik bir bileşim şurada karbon, hidrojen ve oksijen dışında hiçbir şey yoksa ürünleri sabittir. Karbondioksit ve sudur. Şimdi bu bilgiyi zaten önceki derslerimizden hatırlıyoruz. Yapacağımız ne olacak? Kat sayıları belirlemek olacak arkadaşlar. Diyeceğiz ki bir tane karbon var o zaman karbonun kat sayısı bir dioksitin. 4 tane hidrojen var o zaman suyun kat sayısı 2 olmalı ki ürünlerde de 4 tane hidrojen olsun. Toplamda 2 iki artı 2'den 4 tane oksijen var ürünlerde. Demek ki buradaki O2'nin kat sayısı 2 olmalıymış ki denkliği sağlayabilelim dört tane oksijen olsun. Bak, i̇lk adımımızı tamamladık tepkimeyi denkleştirdik. Bir diğer adımımız mole çevirmekte miktarı zaten mol cinsinden vermiş. Dolayısıyla herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Bak şu aşamada yapacağımız şöyle bir şey olacak diyeceğiz ki eğer metandan yani kat sayısı 1 olandan 0.2 mol harcanıyorsa kat sayısı 2 olan oksijenden 0.4 mol harcanmalıdır. Kat sayısı 1 olan karbondioksitten 0.2 mol oluşmalıdır bu defa ürünlerde olduğu için ve kat sayısı 2 olan sudan 0.4 mol oluşmalıdır yine ürünlerde olduğu için oluşmalıdır ifadesini kullanacağız. Şimdi gelelim. Şu tabloyu hazırladıktan sonra bize sorabileceği bütün soruların cevabı elimizde hazır. Ne diyor bize? Harcanan oksijen gazı kaç mol atom içermektedir? Kaç mol oksijen harcanmış? 0.4. O zaman diyeceğiz ki 1 mol oksijen eğer toplamda O2 olduğu için 2 mol atom içerdiğine göre Bizim elimizdeki bu 0.4 mol oksijen kaç mol atom içerir? Basit oran oran hesaplarıyla bütün soruları cevaplayabiliriz. Dolayısıyla kaç mol olacak arkadaşlar? 0.8 mol atom içerdiğini görürüz. İkinci soru bize demiş ki oluşan karbondioksit gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar? Şimdi şu bilgiye sahiptik. 1 mol gaz türü ne olursa olsun normal şartlar altındaysa 22,4 litre hacim kaplıyordu. Bunu ezbere bileceğiz arkadaşlar zaten. Bize karbondioksit demiş hemen gidiyoruz. Karbondioksitin mol sayısı 0.2 imiş. O zaman diyeceğiz ki 0.2 mol kaç litre hacim kaplar? Hemen yine oran orantımızı kurduk. Bunun 4,48 litreye eşit olduğunu kolaylıkla hesaplamış olduk. Üçüncü soru oluşan suyun kaç gram olduğunu soruyor bize arkadaşlar. Yine mol sayısını biliyoruz miktara geçiş yapacağız. O zaman ne diyeceğiz? Sudan bahsediyorsak eğer iki tane hidrojen var iki çarpı bir buradan gelecek. Artı bir tane oksijen var dolayısıyla on altı da oradan gelecek. Yani on sekiz suyun kütlesiymiş. Bu bilgi neyi veriyordu bize? Bir mol suyun ...18 gram kütlesine sahip olduğu bilgisini veriyordu. E bizim elimizde 0.4 mol olduğuna göre bunun kütlesi kaç gramdır diyeceğiz. Yine basit oran orantı hesabıyla bunun 7,2 grama denk geldiğini hesaplamış olacağız. Sorumuzu böylece çözmüş olacağız. Başka bir soru tipiyle ilerleyelim. Bu defa demiş ki M gram kalsiyum metalinin yeterli miktarda hidroklorik çözeltisiyle tam verimli tepkimesinden... Normal şartlar altında 11,2 litre hacim kaplayan hidrojen gazı ve bir miktar CaCl2 kalsiyum klorür bileşiği oluşmaktaymış. Arkadaşlar ne dedik? Bize hangi türden verirse versin miktarı onu bir mole çevirmemiz gerekiyor. Bize burada hacim olarak vermiş. Şimdi bize demiş ki normal şartlar altında 11,2 litre hacim kaplayan. Şimdi şu bilgiye sahiptik. 1 mol gaz normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplıyordu. Bu defa şurayı biliyoruz. 11,2 litre hacim kapladığına göre mol sayısı kaçtır diyeceğiz. O zaman yarısı olduğuna göre demek ki 0,5 molmuş. Yani bizim elimizde 0,5 mol hidrojen gazı olmalıymış. Bak bu defa miktar bilgisini ürünlerden verdi. Hangisini verdiği fark etmiyor ki. Bir tanesini versin yeter. Geri kalanları yerine yazacağız zaten sadece. Dolayısıyla hemen tepkimemizi karşımıza alalım. Ne diyor? Kalsiyum metalini al diyor. HCl ile tepkimeye sok. Ürünlerde de CaCl2 oluşsun ve H2 gazı oluşsun. Şimdi tepkime buysa bizim işimiz denkleştirmek olacak. Nasıl denkleştiririz? Kalsiyumlar zaten eşit. Klorlara baktığımız zaman ürünlerde iki klor var. E, burada sadece bir tane klor var. O zaman HCl'nin kat sayısı iki olmalıymış. 2 tane hidrojen var. Burada da iki tane hidrojen var. Yani denkliği tamamladık. O zaman artık elimizdeki miktarlardan yola çıkarak hepsini kat sayılarla orantılayabiliriz. Biz hangisini vermişti? Şuradaki hidrojenin mol sayısını vermişti. Demişti ki hidrojenden 0.5 molmüş oluşum. O zaman kalsiyum klorudan, klorurdan klorürden de 0.5 mol oluşmasını bekleriz. Kalsiyumdan 0.5 mol harcanmasını bekleriz. Çünkü hepsinin kat sayısı 1. Ama kat sayısı 2 olan hidroklorik asitten 1 mol harcanmasını bekleriz. Çünkü 2 katı miktarda harcanması gerekiyor. Tabii ki mol ile kıyasladığımız zaman. Şimdi bize ne demiş? Kalsiyum kütlesi olan bu M kaç gramdır? Hemen hesaplayalım. Burada bize bilgi vermiş demiş ki 1 mol kalsiyum 40 gramdır demiş. Buna göre 0.5 mol kullanıyorsak bunun kütlesi kaç gramdır hesabını yapacağız. Dolayısıyla sadece yarısını almamız yeterli. Yani 20 gramlık bir kalsiyum kütlesi burada harcanmıştır. Ve oluşan kalsiyum klorür bileşiği kaç mol atom içerir diye sormuş. Arkadaşlar hemen kalsiyum klorüre gidiyoruz. 0.5 mol olduğunu görüyoruz. Diyeceğiz ki o zaman 1 mol kalsiyum klorürden bahsediyorsak bu 3 mol atom içerir. Çünkü yapısına baktığımız zaman bir tane kalsiyum, iki tane klor var. Her bir bileşiğin içerisinde. Dolayısıyla bir molünde de 3 mol atom olmasını bekleyeceğiz. E bizim elimizde 0.5 mol kalsiyum klorür olduğuna göre... ...bunun içerdiği atomun mol sayısı kaçtır şeklinde bir oran orantı kurarız. Yani yarısını almamız yeterliymiş. Demek ki 1.5 mol atom içeriyormuş kalsiyum klorür bileşiği. Geçiyoruz arkadaşlar bir diğer soru tipine. Şimdi miktar geçiş problemlerini anlamamız çok önemli olacak. Burayı devamını getirebilmemiz için yapmamız gereken katsayıları belirleyip mol sayılarıyla bu katsayıları orantılamak olacaktı. Artan madde problemlerine geldiğimiz zaman burada da aynı şeyi gene uygulayacağız. Yani katsayılarla mol sayılarının orantılı olması gerekiyor. Harcanan ve oluşan tabii ki burada. E, artan madde problemlerinde arkadaşlar bize başlangıç miktarlarını verecek. Diyecek ki işte mesela bundan N mol var, bundan iki n mol var. Başlangıçta tabii ki ürünlerden en başta hiç yok. Şimdi harcam olursa şu soruyu sormamız gerekecek. Bu maddelerden hangisi biter? Çünkü adı üzerinde maddelerden birinin artması gerekiyor. Fazladan ortamda olması gerekiyor. Diyeceğiz ki kat sayılarla orantılı olarak harcayacağımıza göre biz... N mol A harcıyorsak buna karşılık olarak N mol B harcamamız gerekir dolayısıyla da A burada biterken B'den N mol maddenin artmış olmasını bekleyeceğiz. E oluşum da katsayılarla orantılı olduğuna göre demek ki katsayısı yine bir olduğu için N mol C oluşacak. Yani son durumda N mol C ortamda olacak. Bu tabloyu oluşturmamız çok önemli olacak. Artan madde problemlerinde diyeceğiz ki bu tepkimede biten madde hangisi ise o sınırlayıcı bileşendir. E, artan madde kaldığına göre onu da artan madde olarak isimlendiririz diyeceğiz. Ve sürecin tamamını aslında sınırlayıcı bileşen belirleyecek. Çünkü hangisinden ne kadar harcandığını sınırlayıcı bileşenin miktarı bize söyleyecek. Şimdi gelelim soru tipleri üzerinden bunu biraz daha net anlayalım. İlk sorumuz bize demiş ki. Demir ve su bileşiklerinden maddelerinden 12 şer mol kullanıyormuşuz. Şimdi soruları hiç okumadan önce bizim az önce hazırladığımız tabloyu bir ortaya çıkaralım. Arkadaşlar bu tablo bu tür soruların yani artan madde problemlerinin hepsinde kullanacağız ve çok çok işimize yarayacak. O yüzden hemen bunu hazırlamaya geçelim. Şimdi bize başlangıç koşullarını vermiş. Şöyle diyelim başlangıçta demiş ki her ikisinden de 12 mol var. Tabii ki başlangıçta ürünlerden elimizde hiç yok. Şimdi burada bir değişim durumuna bakmamız gerekiyor ve son durumda neler var, neler oluşmuş, neler harcamış bunları belirtmemiz gerekiyor. Bak bu noktaya geldiğimiz zaman şu soruyu soracağız. Bunlardan hangisi biter? Hangisi öncelikle biter? Şimdi şöyle düşünelim. Demir bitecek olursa yani şu 12 mol demirin hepsini kullanacak olursam diyeceğim ki 2'ye 12 harcıyorsam 3'e 18 harcamam gerekiyor. Ama o zaten 18 mol su yok. Demek ki biten madde demir olamazmış. Yani burada sınırlayıcı bileşen demir olamaz. O zaman sudan 12 mol harcıyormuşum. Bak diyeceğiz ki eğer 3'e 12 harcıyorsak 2'ye sadece 8 harcayacağız. Buna göre kat sayısı 1 olandan 4 mol oluşmasını bekleyeceğiz. Tabii ki kat sayısı 3 olandan 12 mol oluşmasını bekleyeceğiz. Yani mol sayılarıyla yine kat sayıları orantılayacağız. Sadece buradaki en önemli aşama nedir? Hangisinin biteceğini belirlemek yani sınırlayıcı bileşenin kim olduğunu yazmak olacak. Son durumda ne oldu peki? Bak 12 mol vardı. 12'sini de harcadık. Su bitti. Yani sınırlayıcı bileşen oymuş. 12 mol demirin sadece 8'ini harcadık. Demek ki 4 mol artan madde olarak elimde var. Buradan hiç yoktu 4 mol oluştu. Buradan hiç yoktu 12 mol oluştu. Son durumda elimdeki miktarlar bunlarmış. Şimdi artık soruları çözmeye geçebiliriz. Sınırlayıcı bileşeni bulunuz demiş. Sınırlayıcı bileşenin su olduğunu belirledik zaten. Artan madde kütlesini hesaplayınız. Artan maddenin demir olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve 4 mol olduğunu görüyoruz. Demek ki buradan kütleye hesabına geçebiliriz. Eğer 4 mol demirden bahsediyorsak. kütlesini nasıl hesaplarız? Bize burada demiş ki 1 mol demir 56 gramdır. Buna göre 4 mol demir kaç gramdır sorusunu soracağız arkadaşlar. Sadece 4 ile 56'yı çarpmamız yeterli olacak. Yani dolayısıyla 224 gram demirin burada arttığını göreceğiz oluşan hidrojen gazının normal şartlar altındaki hacmini hesaplayınız diyor. Hemen gidip bakıyoruz. Hidrojenden 12 mol oluşmuş. O zaman diyeceğiz ki eğer 1 mol gaz normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplıyorsa, oluşan bu 12 mol gaz kaç litre hacim kaplar? Yine basit oran orantı hesabı karşımıza çıkacak. Dolayısıyla da 268.8 litrelik bir oluşumun var olduğunu ifade edeceğiz. Geçelim yine artan madde ile ilgili farklı bir soru tipi başka bir yaklaşım var burada. 16 gram metan gazını 32 gram oksijen ile verdiği tam verimli yanma tepkimesinde. Bak bir önceki soruda doğrudan mol sayısı üzerinden vermişti zaten başlangıç miktarlarını. Bu defa kütle üzerinden verdi arkadaşlar biz onları yine mol sayısına çevireceğiz ki işlemlerimizde hata olmasın. O zaman hemen gidelim mol sayılarını bulalım. Bak 16 gram metan diyor. Diyeceğiz ki metanın molekül kütlesi 12 artı 4'ten 16'dır. Yani bunun 1 molü 16 gramdır. Dolayısıyla 16 gram metan diyorsa aslında burada 1 mol maddeden bahsediyormuş. 32 gram O2 diyorsa O2'nin molekül kütlesini hesaplayalım. 2 çarpı 16'dan 32'dir. Dolayısıyla 32 gram O2 demek gene aynı şekilde 1 mol demektir. Şimdi mol sayılarını bulduk. İlk işimizi tamamladık. İkinci işimiz neydi? Buradaki tepkimi yazıp denkleştirmek. Zaten az önce böyle bir tepkime üzerine konuşmuştuk. Metanın yanma tepkimesinden karbondioksit ve suyun açığa çıktığını ve kat sayılarında e, bu şekilde olması gerektiğini belirtmiştik. Şimdi başlangıç miktarlarını biliyoruz. Diyor ki bize başlangıçta kütle olarak vermiş ama biz hesapladık ikisinden de birer mol varmış. Ve tabii ki başlangıçta ürünlerden elimizde hiç yokmuş. Peki böyle bir durumda değişim nasıl olur? Ve son durumda elimizde hangisinden ne kadar kalır? Bunun hesabına gelecek olursak. Bu aşamada sorumuz neydi? Hangisi biter sorusuna cevap vermekti arkadaşlar. Diyeceğiz ki bak bir mol metanın hepsini kullanabilmem için benim iki mol oksijene ihtiyacım var ama elimde sadece bir mol oksijen var. O zaman biten madde metan olamaz. Dolayısıyla buradaki biten maddemiz yani sınırlayıcı bileşenimiz oksijendir ve ondan bir mol harcıyorumdur. O zaman ikiye bir harcıyorsam bire bunun yarısını yani 0.5 mol harcıyorumdur oluşan maddelere gelecek olursak kat sayısı 1 olduğu için demek ki karbondioksitten 0.5 mol oluşuyormuş. Kat sayısı 2 olduğu için sudan da 1 mol oluşan madde varmış. Son durumda demek ki oksijen tamamen bitiyormuş. Elimizde 0.5 mol metan artan madde olarak kalıyormuş ve 0.5 mol karbondioksite 1 mol su oluşan maddeler arasında varmış. Şimdi hangi maddeden kaç gram artar diyor arkadaşlar. Artan maddenin metan olduğunu zaten yakaladık. Metandan 0.5 mol olduğunu da gördük. Bunun gram karşılığını sorduğuna göre ne demiştik? Metanın 1 mol 16 gramdı. O zaman 0.5 molü bunun yarısı yani 8 gram olmalıdır dedik. Kaç gram karbondioksit gazı oluşur? Hemen gidiyoruz 0.5 mol oluştuğunu görüyoruz. Diyeceğiz ki o zaman karbondioksitin molekül kütlesi bak 12 artı 2 çarpı 16'dan bize burada vermiş bu bilgileri zaten 44'tür. Yani bu ne demek oluyor? 1 molü 44 grammış. Bizden istediğine peki 0.5 molünü bulmamızı istiyor. Çünkü bulduğumuz mol karşılığı buydu. Bunun kütlesi nedir dediğimizde de cevabın 22 gramı eşit olduğunu kolaylıkla hesaplamış olacağız. Geçelim bir diğer soru tipine arkadaşlar. Bu defa da ürünü bize versin oradan yola çıkarak gidelim. Yani aslında soruyu biraz daha tersten çözüyor olacağız. Demiş ki bize eşit kütlede azot ve hidrojenin tepkimesinden 3.4 gram amonyak oluşmuştur. Hemen gidelim bize verdiği miktarı bir mole çevirelim. Bak hep işimiz bu olacak. Diyeceğiz ki amonyaktan bahsediyorsak bunun molekül kütlesi şurası 14 olarak düzeltelim. 14 artı 3 çarpı 1'den 17'dir arkadaşlar. Azotun e, atom kütlesinin 14 olduğunu hatırlayalım hemen. E, buna göre bir mol azot 1 mol amonyak 17 gram olduğuna göre 3.4 gramı kaç moldür sorusunu hemen önce bir soralım. Buradan 2 katının onda bir olduğunu görüyoruz. Demek ki 0.2 mol amonyak oluşmasını bekliyormuşuz. Hemen o zaman tepkimemizi bir yazalım işlemlerimizi yapalım tablomuzu oluşturalım. Şimdi bize ne diyor? Azotla hidrojen tepkimeye girsin ve amonyağı oluştursun. Kat sayılarımız nasıl olmalı böyle bir tepkimenin denk olabilmesi için? Şimdi 2 tane azot var burada bir tane azot var. Demek ki amonyağın kat sayısı iki olmalıymış. Ürünlere gittik. 6 tane hidrojen var. Burada 2 tane hidrojen var. Demek ki H2'nin katsayısı 3 olacak ki denkliği sağlayabilirim. Şimdi tepkimemizi denkleştirdik. Artık oluşan maddenin mol sayısını biliyoruz. Yani tablomuzu hazırlamak için her şey elimizde mevcut. Şimdi başlangıçta neler vardı onu bilmiyoruz. Onu bize sadece eşit kütlede olduğunu söylemiş. Değişim durumunu artık biliyoruz ve son durumda elimizde hangisinden ne kadar kalmış onunla ilgili yorum yapabiliyoruz. Şimdi NH3'ün 0.2 mol Elimizde son durumda olduğunu soru bize söylemiş. Bu ne demek oluyor? Demek ki tepkimede başlangıçta hiç amonyak olmadığına göre 0.2 mollük bir amonyak oluşumu gerçekleşmiş. Kat sayısı 2 olandan 0.2 mol oluştuğuna göre kat sayısı 3 olandan 0.3 mol harcanır ve kat sayısı 1 olandan 0.1 mol harcanır. Şimdi bu değerleri de biliyoruz. O zaman şuna gideceğiz. Bize 0.1 mol azotun harcandığını söylediğine göre bunun hemen kütlesini hesaplayabiliriz. Deriz ki N2 28 olduğuna göre 0.1 molü 2.8 gramdır. Benzer şekilde şu 0.3 mol hidrojenin kütlesini de hesaplayabiliriz. Çünkü eşit kütlede olduğunu söylemiş. Harcanan kütleleri belirleyelim ki başlangıç kütleleriyle ilgili yorum yapabilelim. H2'nin 1 molü 2 gram olduğuna göre hemen şuradan hesaplayabiliriz. 0.3 molü 0.6 gramdır deriz. Yani bundan 2.8 bundan da 0.6 gram harcanan madde var. Eşit kütlede aldığımıza göre bak böyle bir durumda diyeceğiz ki kütlesi büyük olan kimse onun kütlesinde almışız ki her, hangi, her birinden e, onu bitirebilmişiz. Dolayısıyla 2.8 gram ile başlamışız her ikisinden de başlangıçta 2.8 gram kütlesinde varmış yani bundan 0.1 mol varmış. ...2.8 gram hidrojenden bahsediyorsak eğer arkadaşlar... E ...bu tabii ki 1.4 mole denk gelecektir. 1 mol 2 gram olduğuna göre. Demek ki başlangıçta 0.1 mol N2'ye karşılık 1.4 mol H2 varmış benim elimde. Yani son durumda azot bitmiş. Hidrojenden de bu 0.3 harcadığım için 1.1 mol artan madde olarak elimde kalmış. Bak tablomuzu oluşturduk. Şimdi dönelim soruyu. Hangi maddeden kaç gram artan madde olur... E bizim burada artanın H2 olduğunu belirledik. Sınırlayıcı bileşen N2'ydi. H2'den artıyor ve 1.1 mol artıyor. Bizden kütlesini bulmamız istediğine göre 1 mol 2 gramsa 1.1 molü 2.2 gramdır der cevabımızı hemen yapıştırırız. İkinci soruda artan madde olmaması için ortama hangi maddeden kaç mol eklenmelidir diyor arkadaşlar. Bu defa bu tarz soruları şöyle cevaplandıracağız. Bizim artan maddemiz hidrojenden. Ve biliyoruz ki hidrojenin kat sayısı 3 azotun kat sayısı 1 olduğu için ortama kesinlikle N2 eklemeliyiz. Ve bunun 3'te 1'i miktarında eklemeliyiz. Yani 1.1 bölü 3 mol ekleyeceğiz ki bu 1.1'lik hidrojenle tepkime girip amonyak oluşturabilsin arkadaşlar. Geçiyoruz şimdi bir diğer soru tipimize. Yüzde verim hesaplamaları yapacağız arkadaşlar. Burada ee, az önce yaptığımız işlemlerin hepsi tam verimli yani yüzde verimli tepkimelerdi. Ne demek yüzde yüz verim? Peki tepkimeye giren maddelerden en az birinin tamamen tükendiği duruma ki buna zaten sınırlayıcı bileşen adını vermiştik yüzde yüz verimle gerçekleşmiş tepkime diyorduk. Bu tepkimeler tam verimlidir. Ama şu anda bahsedeceğimiz tepkimelerde tepkimeye girenlerin hepsinden artan madde kalıyorsa bu defa farklı bir verim durumundan bahsediyor olacağız. Burada tam verimli durum neyse onu düşüneceğiz soru karşımıza geldiği zaman. Yani şunu soracağız. Tepkime eğer tam verimle gerçekleşseydi ne olurdu? Şu anda bize verdiği şartlarda ne olmuş? Bununla ilgili bir kıyaslama yapacağız. Sınırlayıcı bileşen bizim için burada e, belirleyici faktör olacak. Ve oluşan ürün veya sınırlayıcı bileşen miktarlarını göz önüne alarak e, yüzde hesabına gideceğiz. Burada şöyle bir formülde kullanabiliriz. Kullanılan miktar maksimum miktar. Tabii ki burada maksimum miktardan kastımız ne olacak? E, yüzde yüz verimle gerçekleşseydi ne olurdu sorusunun cevabı olacak. Bunu yüzle çarptığımız anda yüzde verim aslında hesaplamış olacağız. Hemen sorular üzerinden bunu anlayalım. Al4 C3 ile 216 gram su tepkimeye giriyormuş. Tepkimeyi bize vermiş. Burada 2 mol alüminyum hidroksit bileşiğinin elde edildiğini söylüyor. Hemen arkadaşlar yapacağımız az önce çözdüğümüz sorulardan aslında neredeyse hiçbir farkı yok. Tepkimeyi karşımıza bir alıyoruz. Diyoruz ki bu tepkimede kat sayılarla mol sayıları gene orantılı olmak zorunda. Şimdi tepkimemiz buymuş. <laughs> 2 mol alüminyum e, karbür varmış. Yani şunun başlangıç miktarı 2 2'ymiş. 216 gram su varmış. Hemen şöyle yapıyoruz. Suyun molekül kütlesi 18'di. Bunu biliyoruz zaten. Yani 1 mol su 18 gram kütleye sahipti. Elimizde 216 gram su olduğuna göre bu kaç moldür diyoruz her türlü bize hangi cinsten verirse versin o miktarı mole çevirmek zorundaydık çünkü. Dolayısıyla buradan 12 mol madde olduğunu hesaplamış olacağız. Yani suyun başlangıç miktarı 12'ymiş. Başlangıçta tabii ki ürünlerimizden hiç yok. Şimdi dedik ki bu yüzde verim sorularını çözebilmek için önce yüzde yüz verimli durumu düşünüp sonra ona göre kıyaslama yapmamızda fayda var. O zaman eğer bu yüzde yüz verimle gerçekleşseydi nasıl bir değişim olacaktı sorusuna gidelim. Hangisi biterdi bu soruyu soruyorduk. Eğer 2 mol alüminyum karbür kullanacak olsaydık bak 1'e 12 olduğuna göre bizim 24 mol suya ihtiyacımız olurdu. Oysa ki elimizde öyle bir miktar yok. Demek ki burada sınırlayıcı bileşen su olmalıymış. Sudan 12 molün tamamını kullandığımızda sadece 1 mol alüminyum karbür kullanacağız. Dolayısıyla katsayısı 4 olandan 4 mol oluşacak. Katsayısı 3 olandan da 3 mol oluşacak. Yani eğer %100 verimle gerçekleşseydi su bizim sınırlayıcı bileşenimiz olacaktı. 1 mol alüminyum karbür artacaktı. 4 mol alüminyum hidroksit ve 3 mol de metan elde edecektik. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. bize demiş ki 2 mol alüminyum hidroksit bileşiği oluşuyor. Ama tam verimle gerçekleşseydi 4 mol oluşacaktı. O zaman diyeceğiz ki eğer tepkime yüzde %100 verimle gerçekleşseydi 4 mol alüminyum hidroksit elde edecektik. Buna göre Bizim şu anda 2 mol alüminyum hidroksit elde ettiğimize göre tepkimenin verimi kaçtır diyeceğiz. Buradan da tabii ki yarısını elde ettiğimiz için %50 verimle gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Veya bir diğer yöntemimiz hani formülden çözecek olsaydık ne diyecektik? Şu an elde ettiğimiz miktar 2 mol maksimum miktar tam verimle gerçekleşseydi elde edeceğimiz miktar 4 çarpı 100 dediğimiz anda bize yüzde verim bilgisini verecekti. Yani buradan da %50 verimle gerçekleştiğini hesaplamış olacak. Bir başka soruyla yine anlamaya, öğrenmeye devam edelim arkadaşlar. Bize Dördermor kalsiyum asit ile başlatılan bir tepkimeyi vermiş ve bu defa tepkimenin verimini o söylemiş. Bize yüzde %25 verimle gerçekleşmektedir. Bak, çözümde değişen bir şey yok. Gene diyeceğiz ki bu %100 verimle gerçekleşseydi ne olurdu? Yüzde %25 verimle gerçekleştiğine göre ne olmuş? Bu sorulara cevap vereceğiz. Şimdi tepkimemizi gene karşımıza alalım arkadaşlar. Katsayılarıyla birlikte önemli olacak bizim için. E, ...çözüm yöntemimizde aslında değişen herhangi bir şey yok. Diyeceğiz ki başlangıç koşulu olarak... ...her ikisinden de bize 4 mol olduğunu söylemiş. Tabii ki ürünlerden başlangıç elimizde hiç yok. Değişim durumu nasıl olurdu? Eğer %100 verimle gerçekleşseydi... ...eğer 4 mol kalsiyumun hepsini kullansaydım... ...8 mol hidroklorik asidi ihtiyacım olacaktı... ...ama elimde öyle bir miktar yok. Demek ki 4 mol hidroklorik asidin tamamını kullanmışım. Yani sınırlayıcı bileşen hidroklorik asitmiş. Buna göre... Sadece 2 mol kalsiyum kullanmam yeterli olacakmış katsayısı yarısı olduğu için. Yine katsayısı 1 olan kalsiyum klorürden 2 mol ve katsayısı 1 olan hidrojenden 2 mol oluşum bekleyecektik. Yani son durumda eğer bu tepkime %100 yüz verimle gerçekleşseydi hiç hidroklorik kesit kalmayacaktı. 2 mol kalsiyum artan madde olacaktı ve 2'şer mol kalsiyum klorür ve hidrojen oluşan maddeler olacaktı. Ama bana diyor ki tepkime yüzde %25 verimle gerçekleşiyor. Yani diyeceğiz ki eğer ki bu tepkime yüzde %100 verimle gerçekleşseydi 2 mol hidrojen gaz elde edecektik biz. Buna göre tepkime yüzde %25 verimle gerçekleştiğine göre kaç mol hidrojen elde etmişizdir? Tabii ki 4'te bir olduğuna göre hemen bunun 0.5 mol olduğunu kolaylıkla hesaplayabiliriz. Bak hidrojenin mol sayısını bulduk. Yani elde ettiğimiz bu duruma göre elde ettiğimiz mol sayısını bulduk. Ama bizden hacmini bulmamız istiyor. O zaman da diyeceğiz ki 1 mol gaz... 22,4 litre hacim kapladığına göre 0.5 mol gaz kaç litre hacim kaplar? Yani yarısı olduğu için tabii ki 11,2 litre olduğunu kolaylıkla hesaplayacağız. Bir tane daha soru çözelim o zaman buradan. 4 mol demir katısının yeterli miktarda oksijen gazı ile tepkimesinden 1 mol demir 3 oksit katısı oluşmaktadır diyor. Arkadaşlar burada miktarları vermiş ama tepkimeyi bizden yazmamızı bekliyor. Hemen yazalım hiç zaman kaybetmeyelim. Demiş ki demiri al Oksijenle tepkimeye sok ve demir 3 oksit bileşiğini elde et. Şimdi burada diyeceğiz ki katsayıların denkliğini sağlayabilmek için... ...burada 2 demir var, burada 3 mol oksijen var. Buradaki sayıların denkleşmesi için demirin kat sayısına 4, oksijenin kat sayısına 3 yazarsak... ...ve e, demir 3 oksit bileşiğinin kat da 2 yazarsak denkliği tamamlamış oluruz. Şimdi... Az önce yaptığımız işlemleri aynen uygulamaya devam edelim. Başlangıçta elimizde hangisinden ne kadar varmış? Diyor ki 4 mol demir varmış ve yeterli miktarda oksijen var. Yani sınırsız oksijen var elimizde. İstemediğimiz kadar var. Başlangıçta tabii ki bundan hiç yok. Değişim durumuna geldiğimiz zaman e tabii ki %100 verimi düşündüğümüzde sınırlayıcı bileşenin oksijen olma ihtimali yok. Yeterli miktarda varmış. Demek ki sınırlayıcı bileşenimiz demirmiş. Bundan 4 mol harcıyormuşuz. Bu zaman 3 mol oksijen harcarım katsayısı 3 olduğu için ve 2 mol demir 3 oksit bileşiği oluşur katsayısı 2 olduğu için. Yani son durumda zaten sonsuz miktarda oksijen vardı hala da yeterli miktarda var sorunumuz yok. Demir tamamen bitti. Demir 3 oksit bileşiğinden de 2 mol oluşan madde var. Şimdi bize diyor ki 1 mol demir 3 oksit bileşiği oluşur. O zaman %100 verimle gerçekleşseydi 2 mol oluşması gerektiğini biz hesaplamıştık. Dolayısıyla 1 mol oluştuğuna göre şu andaki verimimiz kaçtır sorusunu sorarız buradan da yarısı oluştuğuna göre %50 verimle gerçekleştiğini söyleriz veya bizim elimizdeki madde miktarı 1 ama maksimum olsaydı 2 olacaktı der. Bunu yüzde çarparız gene %50 verime ulaşmış olur bunu hesaplamış oluruz arkadaşlar. Şimdi gelelim Konu biterken neler yaptık tepkimeli miktar geçiş problemleri yaptık arkadaşlar. Yani maddelerin mol sayılarıyla kat sayılarını nasıl ilişkilendireceğimizden bahsettik. Artan madde problemleri dedik. Eğer sınırlayıcı bir bileşen varsa burada işlemleri nasıl yapacağız nasıl bir tablo oluşturmamız gerekiyor ondan bahsettik yüzde verim problemlerinden bahsederken de dedik ki biz tam verimli durumunu düşünür ve son durumda bize sorunun verdiği miktarlarla bizim tam verimli durumla ilgili bulduğumuz miktarları kıyaslar oradan yüzde hesap yaparız Böylece de çözüme ulaşırız dedik ve güzelce dersimizi tamamlamış olduk o zaman ne yapıyoruz Tabii ki Ödüllü sorumuzu cevaplamayı asla ihmal etmiyoruz. Yorumlarda paylaşıyoruz. Videoyu beğeniyoruz mümkünse. Ve hala da kanala abone değilsek bir an önce abone oluyoruz ki hiçbir dersimizi kaçırmayalım. Bir sonraki dersimize de tam burada yine buluşalım. O zaman hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.